5. sınıf öğrenciler, arkadaşlar, herkese merhabalar. 5. sınıf sosyal bilgiler, 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3. videoyla ve 1. soru: aşağıda verilenlerden hangisi bir bilim adamının özelliği olamaz? Kendi çıkarları için icat yapar, insanlığın yararını düşünür, azimli ve özverilidir, hayal gücü yüksektir. Evet, bir bilim adamının hayal gücü yüksektir, azimli ve özverilidir. İnsanlığın yararını düşünür, kendi çıkarlar için icat yapar. İşte bu onun özelliklerinden birisi değildir. Onun için burada A şıkkını işaretliyoruz. Tekrar okuyacak olursak: aşağıda verilenlerden hangisi bir bilim adamının özelliği olamaz? Kendi çıkarları için icat yapması onun bir özelliği değildir. İkinci soru: İklim etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler? Yetiştirilen tarım ürünlerini, evlerin yapı malzemelerini, halkın giyim biçimini, çıkarılan yeraltı kaynaklarını. Evet, iklim etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler? Yine de etkiler ama en az etkilemiş olduğu çıkarılan yeraltı kaynaklarıdır. İkinci soruyu da D şıkkı olarak işaretledik. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ülkemizde en çok yetiştirilen ürün hangisidir? Buğday, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı. Evet, ülkemizde en çok yetiştirilen ürün hangisidir? Soru buydu. Burada neyi görüyoruz? A şıkkında buğdayı görüyoruz ki o da ülkemizde en çok yetiştirilen üründür. Özellikle Konya, İç Anadolu bölgesinde. Şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz. Merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmayız? Kitaplar, internet, rüyalar, bilir kişiler. Evet, merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için rüyalara ne yapmayız? Başvuru yapmayız. O doğru değildir. Zaten kitaplara başvuru yaparız, internete başvuru yaparız, bilir kişilere. Yani uzman kişilere, bilenlere, öğretmenlere, alimlere başvuru yapabiliriz ama rüyalara başvuru yapamayız. Onun için C şıkkını işaretledik. Arkadaşlar, 5. soruyla devam ediyoruz. 5. soruya başlamadan bir hatırlatmada bulunuyoruz. 5. sınıfa ait 2 tane oynatma listesi var. Birinde İmam Hatip Arapça Ders Kitabı'nın tercümesi var. Eğer ki İmam Hatip okuyorsanız Türkçe'ye tercüme edilmiş hali var. Diğerinde de 5. sınıfa ait dersler var ki onlar temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, sosyal bilgiler, Türkçe, bilişim, teknoloji gibi derslerin sınava çıkmış sorularının çözümü var. Oynatma listesine videonun sonunda bakacağız. Oraya bakmayı da ihmal etmeyin. Eğer ki videonun sonuna kadar izlemeyecekseniz bilginiz olsun. Şimdi 5. soru: aşağıdaki hangisi teknolojinin faydalarından değildir? Sağlık alanında kullanılması, eğitime katkı sağlaması, çevre kirliliği oluşturması, haberleşmeyi kolaylaştırması. Evet, burada teknolojinin faydalarından değildir diyor. Sağlık alanında kullanılıyor, faydasındandır, eğitime katkı sağlıyor, haberleşmeyi kolaylaştırıyor, bunlar faydalarından. Ama çevre kirliliği oluşturması teknolojinin faydalarından birisi değildir. 5. soruyu C şıkkı olarak işaretledik. 6. soru: ülkemizdeki kural ve yasaların temelini hangisi oluşturur? Töreler, anayasa, gelenekler, ekonomi. Ülkemizdeki kural ve yasaların temelini oluşturan hangisidir? Anayasadır. B şıkkını işaretleyelim. Bunu zaten bilmemiz gerekiyor ve biliyoruz. 7. soru: süreli yayınlar hangi periyotlarla yayınlanmaz? Yıllık, günlük, haftalık ve aylık. Süreli yayınlar. Adı üstünde süreli. Yani belli bir süre yayınlanıyor, belli bir süre yayınlanmıyor. O zaman buradan yayınlanmayacağı süreyi günlük olarak işaretliyoruz. Çünkü süreli yayınlananlar aylık olur, yıllık olur, haftalık olur ama günlük olmaz. O zaman B şıkkını işaretliyoruz 7. soru için. 8. soru: ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler diyen Albert Einstein'ın hangisini vurgulamak istemiştir? Einstein hangisini vurgulamak istemiştir? Buluşlara amaçlarından farklı kullanılırsa zarar verebilir. Buluşlar zamanla gelişmiştir. Bilim ve fen insan yaşamını kolaylaştırır. Medeniyet tüm milletlerin ortak çalışması sonucu oluşur. Evet,
Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler diyen Albert Einstein burada neyi vurgulamak istemiştir? Buluşlar amaçlarından farklı kullanılırsa zarar verebilir değil verir. Yani vermiştir. Nitekim Amerika Japonya'da atom bombası atmıştır. Yüz binlerce insan ölmüştür. Şimdi burada 8. soruyu aşık olarak işaretledik arkadaşlar. Devam ediyoruz 9. soruyla. Aşağıdakilerden hangisi üniversite eğitimi gerektirmemektedir? Öğretmenlik, avukatlık, doktorluk, milletvekili. Evet, üniversite eğitimi gerektirmemektedir diyor. Öğretmenlik için üniversite eğitimi şart, doktorluk için şart, avukatlık için de şart. Ama milletvekililik için üniversite eğitimi şart değildir. Onun belli bir yaşı var, öyle diyelim. Evet, 9. soruyu arkadaşlar değişik olarak işaretledik. 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleriyle ilgili değildir? Türkiye devletinin dili Türkçedir. Bayrağımız beyaz, az ay yıldızlı al bayraktır. İlk öğretim 8 yıldır. Milli marşımız İstiklal Marşı'dır. Burada 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleri ile ilgili değildir. İlk öğretim 8 yıldır. İşte 3. maddesinde böyle bir şeyden bahsedilmiyor ama A, B, D şıklarından bahsedilmektedir. 9. pardon 10. soruyu C şık olarak işaretledik. 11. soru. Aşağıdaki kurumlardan hangisi toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur? Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, belediyeler. Toplumun güvenliği olunca tabii ki emniyet sağlamak ve Emniyet Müdürlüğü'nün görevidir. Toplumun güvenliğini Emniyet Müdürlüğü sağlar. 11. soruyu C şık olarak işaretledik. 12. soru. Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarının temellerindendir? Dayanışma, gönüllülük, yardımlaşma, çıkar sağlama. Evet, sivil toplum kuruluşları dayanışma, gönüllülük, yardımlaşma yı destekler ama çıkar sağlama bunlarla alakası yoktur. O zaman 1 ve 2, 3 bakıyoruz. 1, 2, 3 burada C şıkkını işaretliyoruz. 12. soru için. 12. soru C şıkkı. 13. soru. Türkiye çöl olmasın kampanyasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır? Çekul, Tema, Akut, Tev. Bunlar bir kısaltmadır arkadaşlar. Bunların hepsinin açılımı vardır. Buradaki Türkiye çöl olmasın kampanyasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır? Tabii ki Tema başlatmıştır. 13. soruyu B şık olarak işaretledik. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisinin amacı içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemektir? Dikkat edelim. İçki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemektir. Yeşilay, Kızılay, Çevreciler Derneği, Doğal Hayat. Evet burada Yeşilay ne yapıyor? İçki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engelliyor. 14. soru A. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisini teknolojik ürünlerin yaşamımıza olumlu etkiler arasında sayamayız? Araştırmalarımız için interneti kullanmak, şehir içi ulaşımda raylı sistemi kullanmak, savaşta nükleer silahları kullanmak, yazılı metinleri çoğaltmak için fotokopi makinesi kullanmak, teknoloji ürünlerinin yaşamımıza olumlu etkiler arasında yazılı metinleri çoğaltmak için fotokopi makinesi kullanmak, şehir içi ulaşımda raylı sistemi kullanmak, araştırma için interneti kullanmak ama savaşta nükleer silahları kullanmak teknoloji ürünlerinin yaşamımıza olumlu etkiler arasında sayılmaz, sayamayız. 15. soruyu da C şık olarak işaretledik. 16. soru. Hemen hemen her evde kullanılan teknolojik üründür. Bu ürünün yararları olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Olumsuzlukları arasında aile bireylerinin arasındaki iletişimi azalttığını söyleyebiliriz. Sözü edilen teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir? Buzdolabı, çamaşır makinesi, fotoğraf makinesi, televizyon. Evet, burada ürünün yararları olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Olumsuz yanları olunca ne oluyor? Televizyon oluyor. Buraya telefon da ekleyebilirsiniz. 16. soruyu değişik olarak işaretledik. 17. soruyla devam ediyoruz.
Türkiye'de üretimde ayçiçeği ve pirinçte ilk sırada yer alan ilimiz hangisidir? Edirne, Konya, İstanbul, Ankara. Evet. Ayçiçeği ve pirinçte ilk sırada yer alan ilimiz neresidir? Tabii ki Edirne'dir. 17. soruyu A şık olarak işaretledik. 18. soru. Ülkemizin çay üretiminin tamamı bu bölgeden sağlanır. Fındıkta da en çok bu bölgemizde üretilir. Fındıkta en çok bölgemizde üretilir. Sizce bu bölgemiz hangisi olabilir? Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz. Evet. 18. soru arkadaşlar, sonuncu soruydu. Bunu size bırakıyoruz. Yorumlar kısmına bunun cevabını yazıyorsunuz. A, B, C, D hangisi doğruysa. 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı sorusu 3. video bu şekildeydi. Şimdi oynatma listelerinde neler var? 5. sınıfa ait onlara bakıyoruz, sonra videoyu bitiriyoruz. Evet, kanalımızın ismi Bilgi Akademi. Öncelikle abone olduktan sonra buradaki bildirim zilini açıyoruz ki video yüklediğimiz zaman yazılılar haftasında size ulaşsın. Şimdi burada oynatma listesi var arkadaşlar. Oynatma listesine geldiğimizde tıkladığımızda 5. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı sorularını göreceksiniz. Burada görüyorsunuz. Sizin için 5. sınıf nerede? Burada. En fazla videoya sahip olan oynatma listesi şu an için 1. sırada 46 video. 3 videoda hazır yükleyeceğimiz yani 49 video olmuş olacak. Şimdi burada temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, Arapça, sosyal bilgiler, Türkçe, bilişim, teknoloji gibi dersleri bulabilirsiniz. Yani biraz önceki dersin yapmış olduğumuz soruları çözdüğümüz gibi orada da soruları çözüyoruz. Yayınlamış olduğumuz sorular önceki sınavlarda çıkmış sorular. Benzeri veya aynısı çıkacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi bu birincisiydi. Eğer ki İmam Hatip okuyorsanız ikinci olarak da burada 27 tane video var. İmam Hatip Arapçası kitabının tercümesi. Diğer videolarda işte o 45 videonun içerisinde arkadaşlar böyle dersi anlatırken sonunda buralara tıkladık. O videoları tek tek gördük ama şimdi zaman kaybı olmasın diye oralarda daha önce gördüğümüz için bunlar tıklayıp vakit kaybetmeyeceğiz. Buraya tıkladığınızda 5. sınıfa ait Arapça ders kitabının tercümesi var. 27 video. Yani bu 27 video 5. sınıf Arapça kitabın tamamı Arapçadır. Biz onları Türkçe'ye tercüme ettik. Bilginiz olsun. Evet. Kısaca bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, yorumlara bir şeyler yazmayı, beğeni yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmayı unutmayın. Özellikle abone olduktan sonra bu bildirim zilini açalım ki kanalımızda yüklemiş olduğumuz videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.